Evet hazır mısın buradan kaçacağız şimdi. İlk önce sen bana yardım edeceksin. Tırmanmamı sağlayacaksın. Daha sonra da ben seni yukarı çekeceğim. Anlaştık mı? Anlaştık. Haydi gidelim nereden kaçacağız? Gel gel takip et beni. Tuvalete gireceğiz çabuk. İşte burası. Kaçacağımız alan burası. Şimdi buradan tırmanmak için ilk önce senin beni kaldırman lazım. Daha sonra sen beni oraya kaldırdıktan sonra ben de seni yukarı çekeceğim tamam mı? Tamamdır. Haydi ilk önce ben seni kaldırayım yukarı Daha sonra da oradan sen beni yukarı çekersin Ve buradan kurtuluruz Tamamdır kapıyı örtelim de Duymasınlar ne yaptığımızı Haydi kaldır beni kaldırıyor musun Tamam sıkı tutun kaldırıyorum İşte bu Evet çok güzel biraz daha kaldırman lazım Haydi Tamamdır İşte bu çok güzel tamam kal böyle Omzunda tutmaya devam et çıkacağım şimdi buradan Hadi tırman artık şuraya. Omuzlarım acıdı. Tamam tamam tırmandım. Evet. Şimdi ben gidiyorum. Beni çek haydi. Beni de çek öyle gidelim. Hayır, kusura bakma. Sen gelmiyorsun. Bir polisi öldürene asla yardım etmem. Sen bir polis öldürdün ve burada cezanı çekeceksin. Hani anlaşmıştık. Hani beni de çıkartacaktın oraya. Üzgünüm. Ben de önceden bu şehirde bir polistim ve sen beni de öldürebilirdin. O yüzden bu hapishanede cezanı çekeceksin. Sen bir polis öldürdün ve buradan asla çıkamayacaksın. Demek ki öyle. Bekle burada. Korumalar, korumalar hapishaneden kaçıyor. Kerem hapishaneden kaçıyor. Çabuk tutuklayın onu. Olamaz. Şikayet etti beni. lazım. Haydi. Hop! Ah, oh, tamamdır. Şimdi buradan çıkmam lazım. Çabuk çabuk çabuk. Kerem Komiser. He? Fakir. Kerem Komiser, nereye gidiyorsun? Fakir, şey, ben Kerem Komiser. Bana bak, iyi dinle beni. Hapishaneden kaçacağını biliyordum. O yüzden seni burada bekliyordum. Fakir, lütfen beni hapishaneye geri götürme. Yaptıklarım için pişmanım. Senin elmaslarını çaldım. Önceden ne güzel bu şehirde polistim, polislik yapıyordum. Tekrardan göreve devam etmeme izin ver. Tamam Kerem komiser. Anlaşılan suçunun cezasını çekmişsin. Ve çok pişmansın. O yüzden seni affediyorum. Ciddi misin fakir? Evet Kerem komiser. Affediyorum seni. Ama sana kötü bir haberim var. Nedir fakir söyle. Ne kötü habere. Bu hapishanedeki adam var ya. Evet biliyorum. Pislik herif. Bir polisi öldürmüş. O öldürdüğü polis kim biliyor musun? Senin en yakın arkadaşın Görev yaparken hep yanında olan Osman Komiser. Ne? Osman Komiser'i öldürdü o. Aynen öyle Kerem Komiser. Osman komiseri öldürdü o pislik. Şimdi ben ona sorarım. Fakir izin ver öldüreyim onu yok edeyim. O benim arkadaşım. En yakın arkadaşım Osman komiseri öldürmüş. Osman komiser şimdi şehit mi oldu? Aynen öyle Kerem komiser. Maalesef o pislik Osman komiseri öldürdü. Ve cezasını çektirmemiz lazım ona. Ne yapsak onu düşünüyordum. Fakir direkt kafasına sıkalım. Acımayalım ona hapishanede kalmasın ya da ona işkence çektirelim öyle öldürelim. Hayır Kerem komiser onu idam edeceğiz. Evet evet idam da olur haydi idam edelim ona. Ama daha değil biraz daha hapishanede beklesin. Belki bunun arkadaşları falan da vardır çünkü arkadaşları bunu kurtarmaya gelebilir. Eğer ki birileri gelirse onları da tutuklarız hepsini topluca idam ederiz. Tamamdır. Çok iyi düşündün fakir. Beni affettiğin için de çok teşekkür ederim. Ver elini öpeyim. Hayır Kerem komiser. Gerek yok. Sen benim elmaslarımı çaldın. Bir hata yaptın. Ama bundan sonra böyle bir hata yapmayacağına eminim. Söz veriyorum ki yapmam. Söz veriyorum fakir. Aslında bende de suç vardı. Ben bu şehrin belediye başkanı olarak sana biraz daha fazla maaş vermeliydim. Sana az maaş verdiğim için sen de geldin benim elmaslarımı çaldın. Ben olsam ben de aynı şeyi yapardım. Seni affediyorum Kerem komiser. Tekrardan görevine devam edebilirsin. Çok sağ ol fakir. Çok sağ ol, Çok teşekkür ederim. Kurumalar daha ne bekliyorsunuz? Buradaki polis Kerem hapishaneden kaçtı. Gidin yakalayın çabuk onu. Kes sesini kes. Kerem komiserin artık cezası bitti. Hapisten kaçmadı o. Biz hapisten kaçmasına izin verdik. Biz izin vermeseydik asla böyle bir şey yapamazdı. Zaten hapisten kaçmaya çalışacağını biliyorduk. O sadece seni kullandı. Seni kullanarak hapisten kaçtı. Nasıl yani yakalamayacak mısınız şimdi onu? Bu nasıl bir şey ya? Hani o suçluydu? Hani onun suçu vardı? Evet onun suçu vardı ama artık bitti. Fakir Bey Kerem komiseri affetti. Ve şimdi buraya gelecekler. Gel Kerem komiser gel benimle. O adamın cezasını sen vereceksin. O adamı iyi devam ederken o adamı sen iyi devam edeceksin. Anladın mı beni? Sağ ol fakir çok sağ ol. O benim en yakın arkadaşım. Can dostum. Beraber görev yaptığımız Osman komiseri öldürdü. Şehit etti onu. Ben de onu öldüreceğim. Bu fırsatı bana verdiğin için teşekkür ederim fakir. Önemli değil Kerem komiser. Haydi gel. Çıkalım şu adamın yanına. Kurumalar geldik biz. Demek ki buradasın pislik herif. Bana bak yakında buradan gideceksin. Demek ki affettiniz beni. Biliyordum çok sağ ol fakir. Evet evet affettik seni. Yakında bu hapishaneden çıkacaksın. Cehenneme gideceksin. He? Ne diyorsun ya sen? Ne saçmalıyorsun? Evet seni yakında idam edeceğiz. Anladın mı beni? Hayır böyle bir şey yapamazsınız. Bu kurallara aykırı. Evet aykırı. Senin yaptığın şeyler de kurallara aykırıydı. Ama sen yaptın. Bu hapishanede seni besleyeceğimimizi düşündün ha? Asla böyle bir şeyi asla yapmayacağız. Seni idam edeceğiz. Gebereceksin. Hayır bırakın beni gitmek istiyorum. Yapmayın bunu lütfen. Yarın bu saatlerde idam edeceğiz seni. Öleceksin. Sok bunu kafana. Seni Kerem komiser idam edecek. Hayır. İzin vermiyorum. Avukatımla görüşmek istiyorum. Çabuk avukatımı çağırın. Demek ki avukatınla görüşmek istiyorsun ha? Tamam, avukatını hemen çağırıyorum. Korumalar, gelin şunu iyi bir pataklayın. Emredersiniz fakir bey. Yarın da idam edeceğiz zaten. Tamamdır, avukatını çağırdım, geliyor. Korumalar şimdi seni eşek sudan gelinceye kadar dövecek, merak etme. Ne diyorsun ya sen? Lütfen, acıyın bana, yapmayın. Sen bizim polisimize acıdın mı? Osman komisere acıdın mı sen? Korumalar daha fazla beklemeyin. Emredersiniz fakir bey. Gel bakalım buraya. Pislik herif seni. <laughs> aa, vurma. Vurma diyorum sana. Aa, lütfen bırakın beni. Aa, 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 aa. Lütfen bırakın beni. Kerem komiser. Yarın sabah o adamı idam edeceğiz. Hem de herkesin gözü önünde. Çıkartacağım şehrin merkezine. Şehrin merkezinde sen o adamı idam edeceksin. Emredersiniz fakir bey. Nasıl isterseniz. Ben şimdi görevime devam edebilir miyim? Evet Kerem komiser görevine devam edebilirsin. Emniyet müdürlüğüne kaldığın yerden devam edeceksin. İşte odanı özlemişsindir. Özlemez olur muyum Fakir Bey? Hem de o kadar çok özledim ki. Fakir bak sen benim çok iyi bir arkadaşımsın. Söz veriyorum ki bundan sonra sana ihanet etmeyeceğim. İnanıyorum sana Kerem komiser inanıyorum. Çok sağ ol Fakir. Önemli değil. Her neyse yarın sabah hazır ol. Adamı idam edeceksin. Emredersiniz Fakir Bey nasıl isterseniz. İşte böyle Kerem Komiser. Seni böyle görmek istiyorum. Seni hapishanede görmek istemiyorum. Bundan sonra her zaman doğruluktan, dürüstlükten yana ol tamam mı? Merak etme Fakir. Bundan sonra dediğin gibi, istediğin gibi bir insan olacağım. Önceden bir hata yaptım, elmaslarını çaldım. Ama bundan sonra böyle bir şey olmayacak, söz veriyorum. Her insan hata yapar, öyle değil mi? Evet Kerem Komiser. Bir defa hata yaptım ve cezanı çektin. Umarım bundan sonra öyle bir şey yaşamayız. Yarın da o pisliği idam edeceğiz. Zengine baksana. Şehirde bu kadar çok olay olurken evinden dışarı bile çıkmıyor. Şehirde dün bir polis vurdular ya. Şehir benim mi yoksa zenginle beraber ortak mıyız belli değil. Hem zengin diyor ki şehir benim hem de şehirde o kadar çok olay olurken evde yatıp uyuyor. Başka bir şey yaptığı yok ya. Arkadaşlar doğru söylemiyor muyum ama? Dün burada bir polis vurdular ve zengin evden dışarı çıkmıyor. Evde uyuyup duruyor. Her neyse zenginle küsüz zaten. Bundan sonra da onunla konuşmayı düşünmüyorum. Yarın da şu pisliği idam edelim de başka bir şey istemiyorum. Babacım sen mi geldin? Babacım ne oldu ya? Şehirde silah sesleri duyduk. Evet oğlum. Maalesef ki bir polisimizi şehit ettiler. Ama yarın o pislik cezasını çekecek. İdam edeceğiz onu. Ona hapishanede besleyemeyiz. Hapishanede bakamayız ona. İdam edeceğiz ve cezasını böyle çekecek. Cehenneme yollayacağız onu. Vallahi babacım, babacım ben ne izleyebilir miyim lütfen? İzleyebilirsin tabii oğlum. Vatanına ihanet eden herkesin sonu böyle olacak. Herkes bunu kafasına soksun.